öğrenci işte eve geçmemin nedenlerinden biriydi. Bu dedi çamaşır yıkama mevzusu falandı. Ben ayda bir İzmir'den İstanbul'a gidiyorum. Ne o? Çamaşır yıkama yani. Anne ben geldim falan filan değil. Hani annem şöyle senin geldiğinde zaten evde girdi de anladık falan. Valizin arkasından böyle yeşil yeşil kakalar falan diyor. Arkada bir de trollenmiş gibi abi. Yani dağda ormanda mı yaşıyorsun sen lan falan? Niye yıkamıyorsun da? Öyle benim nedenim çamaşır yıkama nedenim. Çamaşırhanenin açık olduğu saatte dersim başlıyor. Kapandığı saatte dersim bitiyor. Resmen yurt benden komple konuş. Oyun oynuyor benden. Hadi gittim yalvardım. Abi dedim yarım saat daha aç dedim. Ya yarım saat önce aç dedim. Ya yarım saat sonra aç dedim. Çamaşırları yıkayım dedim. Ben donum kalmadı. Tamam. Gittik BİM'e gittik. Yani her pazar bizim kahvaltılarımız vardır. Pazardan sonra işte ufak tefek marketlere gezeriz. Herkes gidiyor. Abi ben kola alacağım kendime. İşte abi ne bileyim ben tatlı alayım. Ya ben süt alayım falan. İşte yurtta içerim. Ben meyve alayım falan diyen var. Kanka dedim ben de don atlet alacağım. Anam ne yapacağım? Donum kalmadı ya falan diye. İstanbul'a gidene kadar hani idare etsin. Diyor lan lan diyor, ucuz don mu oldu şuradan böyle. Abi kalmadı. Ne yapayım? Atlet niyetine tişört giyiyorum. Don niyetine de eski kullanmadığım tişörtlerimi bağladım. Ne yapayım? Spartaküs gibi geziyorum ortalıkta. O kadar durumdaydım. Ev arkadaşımın anlattığı şey. Hani neden yıkamıyorsun? O da sürekli anneannesine babaannesine götürüyordu hani şey diye. Sesini biraz yükselt, duyulmuyor. Nasıl yüksek ha. Volümde konuş. Rahat konuş. Tamam. O da anneannesine götürüyor. 15 günde bir yıkamayı neden? Abi diyor hani şey diyor. Çamaşır makinesinde kim ne attı belli değil diyor. Kızların diyor saçı tüyü diyor. İşte erkekler zaten pislik bir şey diyor. Hani çamaşır makinesinin kendisi pis diyor. Elbiselerim daha çok pisleniyor. Ablam mükemmel düşüncesiyle şöyle bir soru yönetmiş. Hani kızlarla siz beraber mi atıyorsunuz ya diye. Hani makine çünkü düşünüyorsun yani makine bir kere çalışır. Düdüğü basıyorlar herkes yığıyor abi için. Yıkıyor yıkıyor sonra seriyorlar. Ah donum nerede? Tayfun bu seni yakala bak. Lan Murat ilk çorap seni falan. Aldım lan falan da. Lan böyle bir şey var mı? Sırayla yakalansın yıkansa da böyle bir düşünce yok da ablanda. 3, 2, 1 kapakları aç. Atış ooo falan. Hani böyle bir şey yok. Neyse. Eve taşındık abi. En büyük öğrenci evimiz. Özellikle erkeklerde ne var? Bulaşık problemi. Bizim dedim yani bulaşık. Abi bizim haftada bir yıkanır diye. Şöyle söyleyeyim. Suyu çay bardağında. Çayı cezveden içtiğim anlar geldi. Çünkü hiçbir şey yok evde. Tamam. Son damlasına kadar. Hani bulaşık yıkayacağım zaman. Tolga son çay bardağımız kaldı oğlum. Sen mi su içeceksin ben mi sonra bulaşıkları yıkayacağız falan diye. Hani savaş falan oluyordu. Tabii bizim de normal bir öğrenciyken çok fazla eşyamız vardı. Yıkanınca böyle dağ gibi falan bulaşık çıkıyordu yıkandığı zaman. Bir gün ben bunları yıkadım. Tolga dedi ki dedi, çok yorgun dedi sen yıka dedi. Bir sonraki hafta benim dedi. Tamam dedim. 2,5 saat bulaşık yıkadım ben. Yani, tahmin edebiliyor musun ne kadar şey yıkadım? 2,5 saatin sonunda ince çatallarla destekledim. Tabakları koydum üst üste alt alta. Ondan sonraki gün Tolga dedi ki kanka diyor bir çatala ihtiyacım oldu diyor. Yarım saat düşündüm. Bunu çeksem burası yıkılır. Bunu alsam o temel, ana kolon onu çekemem. Şöyle hafiften okşanacak bir şey. Yarım saatte bir çatıla ulaşmak için Jenga oynar gibi çıktım. Ah yıkılmadı falan diye. Hani, mühendislik harika. Mühendislik okuduğunu bu kadar belli etmek zorunda mısın lan? Diye. Mühendislik bir şekilde bulaşık kurması için dizilir mi ya? Diyor. Hani bir şey çeksem diyor. Her şeyin ayrı bir görevi var. Diyor. Bir şey çeksem diyor. Pıtı 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 dönüyor. Anladım.